Şoför seyir halindeyken maalesef kalp krizi geçiriyor. İkinci şoför durumu fark ediyor. Neyse ki hemen onun yanında oturuyordu normalde. Arka tarafta da oturabilir. Uyuyor da olabilir. Evet, müdahale ediyor ve onlarca kişinin hayatı kurtulmuş oluyor. Böylelikle buyurunuz izleyelim. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Facianın eşiğinden dönüldü. Malatya'da şehirler arası sefer yapan yolcu otobüsünün şoförü Süleyman Ekici seyir halindeyken fenalaştı. Durumu fark eden ikinci kaptan ve muavin yoldan çıkmak üzere olan otobüse işte böyle müdahale etti. Hemen direksiyona sarılarak arabayı kontrol etmek için uğraştım. Yanında bir arkadaşım daha vardı, o da yardımcı olmaya çalışıyordu. Kalp krizi geçiren şoför kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ya. Allah rahmet eylesin öncelikle. Evet. Sevenlerine ve ailesine sabırlar dileyelim. Evet. Görevi başındayken kim bilir belki de herhangi bir his var mıydı daha öncesinde, bir rahatsızlığı var mıydı yoksa bir anda mı yakaladı kendini? Ama yaşı çok ileri yaşta değil. Evet, genç yaşta gelen kalp krizleri maalesef ailede de bir takım gelen hani genetik hikayede varsa kontrol edilmediği takdirde o damarlar maalesef evet, bu hale yan taraftaki abilere baktım başta çok hissetmiyorlar. Birisi telefonda konuşuyor, diğeri normal seyirinde vesaire. Ama iki kişinin de hepsinin gözü yolda. Yani çok önemli olan kısım güzel, benim evet, için orada öyle. O. Ama bak mesela hani burada az çok belli ediyor kendisini. Ah, bir gidiş, bir geliş vesaire. Ne zaman ki şurada başlıyor hafif bir direksiyon gidimi hemen müdahale ediyor oradaki şoför ve arkadaşı. Neyse ki orada oturuyormuş, ben sana söyleyeyim. Normalde arka tarafta da oturabiliyorlar ya da işte başka muhabbet de edebiliyorlar falan filan. Ama zor olmuştur. Gerçekten zor. Ve o sırada kalp krizi geçiriyor. Evet. Hatırla Metin Uca kalp krizi geçirmedi ama rahmetli, Allah rahmet eylesin. Damarları, şah damarında %99 ya %95 oranında bir tıkalı daralma için. Tıkalı ve hiçbir şekilde hani bir iki hafta öncesinde biz de beraberdik. Hiç öyle bir muhabbet yoktu yani. Hani aha şu kalbim vesaire diye. Ama sürekli olarak kontrolleri yaptırmak lazım. Heresi, hele ki böyle şoför arkadaşlarımızın mutlak surette ya kendilerinden sağlık, de ziyade şirket mutlaka yaptırmalı. Sağlık kontrolleri, bu check-up'lar çok önemli. Aynen. Çok çok önemli. Çok yani önemli. Ama bana çok bir şey olmaz, varmış. Doktora da gitmeyi sevmiyorum ben canım. Yok bir şey olmaz deyip gerçekten ufacık... Zaman yok diyoruz mesela bir, ama onca şeye zaman ayırıyoruz ki aslında. Zaman olacak, zaman var kardeşim. Gittin herkes check-up'ını, şunsunu, busunu bir şekilde yaptırsın. Zamanı iyi kullanmak yani. Lazım. Bu bir başarı. Evet. O zamanı iyi kullanırken kendi bedenine de biraz özen göstermen lazım. Özellikle bu tarz işler yapıyorsan hepimizin, her insan için bu geçer. Zaten birçok hastalıklar için de önden söylüyoruz biliyorsunuz, erken teşhis hayat kurtarır diye. Evet. Çok çok üzüldüm ben, ailesine sabırlar ya, diliyorum. Bir de ben kendi payımı buradan bir şey çıkartacağım. Eğer bu görüntüler olmasaydı diyecektik ki yok televizyon izliyorlar, yok telefonla konuşuyorlar. Ha, arabada yok, evet yani nasıl hani direksiyon hakimiyetini kaybedersiniz ki diyorduk. Ama işte görüyorsun ki maalesef birdenbire fena bir hastalıkla Allah korusun can kaybı dahi olabiliyor. O nedenledir ki aman dikkat.